Teşekkür ederim Big Mac. Güzel. Kasaya eklemek için daha fazla para. Biraz ara mı versek? Bütün bu güneş ışınları ve köpükler saçımı mahvetti. Evet. Hey, bugünlerde Twilight'ı gören oldu mu? Buradayım. Yine rakamların üzerinden geçiyordum. Tam Everfree'yi tamir edebilmek için para toplayabildik mi? Sadece yarısını. Emin olmak için tam 4 kere saydım. Hey, sorun yok. Daha fazla araba yıkayabiliriz. Kaçırdığımız birkaç tane vardır. Sanırım yeni bir plan yapmamız gerekecek. Ama zamanımız tükeniyor. Bağışın toplanmasının son günü gelecek hafta. Pinkie Pie kurabiye yapıp satıyor. Twilight ve Fluttershy köpek gezdiriyor. Sunset Shimmer ve ben de araba yıkamayı planlamıştık. Endişelenmeyin çocuklar. Plan yapma sırası bende. Ve aklımda mükemmel bir şey var. Bugüne kadarki bağış olaylarımızın en karlısı olacak. Tam bir başyapıt. Eyo. Şimdi oldu işte. Fikrin ne? Öğleden sonra benimle müzik odasında buluşun. Her şeyi anlatacağım. Bir fikrin yok değil mi? Nereden bildin? Dans tılsımı. Hay aksi, 3 saat geçti ve hala karlı bir son dakika fikrim yok. Genelde mağaza vitrinleri ilham verirdi. Müzisyen misiniz? Hı? Sen ve arkadaşların dans etmeyi seviyor musunuz? Evet. Özel, havalı ve tarz mısınız? Evet, evet, evet ve kesinlikle. Para ödülü kazanmak ister misiniz? Evet. O zaman Canterlot mağazasının şanslı katla yarışmasına girin. Yapmanız gereken kendi orijinal şarkı ve dans videonuz. Sonra birincilik yolunda şahlanabilirsiniz. Ant Orunca'nın yanındaki standa kaydınızı yaptırın. Kesin kazanacağız. Rarity, bu ne güzel sürpriz. Değil. Sorcery, Sunnyfly. Dur, yıllar oldu. Arkadaşlık oyunlarından beri sadece birkaç ay geçti. O kadarcık mı? Vay canına. Crystal Prep Akademi'de işler yolunda mı? Müdür Candons geldiğinden beri CPA'da işler daha iyi olamazdı. Öyle mi? Bize eğer para biriktirebilirsek bahar dansını bir yatta yapabileceğimizi söyledi. Oo, bu harika. Şansını katla yarışmasına sen de kayıt yaptırdın mı? Evet, yaptırdım. Siz yarışmaya kaydolmak için mi buradasınız? Aslında burada değiliz çünkü daha sırada bekliyoruz. Çoktan bir video konsepti oluşturmuşsundur diye düşünüyorum. Yarışma oldukça zorlu olacak. Evet. Oraya giderken şu muhteşem kırmızı fırfırlı elbiseyi gördüğüm gibi aklıma geldi. Sonra? Peki. Rainbooms'un her üyesi farklı dans türlerinde dans edecek. Flamenco, hip-hop ya da sokak balesi gibi ve bu danslarla uyuşan kostümler giyeceğiz. Tamamen sizin dizaynınız tabii ki. Bu oldukça iyi bir konsept gibi geldi. Evet, sanırım iyi. Eğer en tepeye oynuyorsan tabii. Teşekkürler. Peki ya sizin konseptiniz? Hiçbir şey. Daha karar veremedik. Yani demek istediği bu bir sürpriz. Ama muhteşem. Çok yaratıcı kesinlikle. Görmek için sabırsızlanıyorum. İyi şanslar. Size de. Tamam. Bu muhteşem bir plan. Yeni melodimiz için şarkı sözleri yazacağız ve bazı dans hareketleri yapacağız. Sonra videomuz para ödülü kazanacak. Bebek işiymiş gibi konuşuyorsun. Evet, çünkü öyle. Crystal Prep'teki kızlar da aynı fikirde. Onlar da bir video yapıyor. Yapıyorlar mı? Bu bir sorun mu şekerim? Hayır değil. Benim eski okul hikayelerimi duymadın sanırım. Yani herhalde duymadın. Pekala, bana sorarsanız Crystal Prep CS'de bir şey yapamaz. Burayı seviyorum. Nedenini anlıyor musun? Peki. Dans hareketlerimize başlamadan önce size
söylemeyi unuttum. Küçücük, mini minnacık bir şey var kızlar. Neymiş o? Videoda gereken kostümleri satın almamız için bağış parasından biraz kullanmam gerekiyor. Büyük ödül ne kadardı? Cafe Burfree'yi tamir etmemiz için gereken paranın iki katı. O zaman tabii ki kostümler için parayı kullanabilirsin. Vay canına. Neden olmasın? Güzel. Hesabıma göre Lirity'ye toparladığımız paradan verirsek bizde olan dört katı kadar para elimize geçiyor. Evet. Ama yarışmayı kaybedersek tamamen bir, hatta $0 inmiş oluyoruz. Kimse bunun korkunç bir risk girişimi olduğunu düşünmüyor mu? Yani, ben de. Pekala kızlar. Kazanan dans müzik videomuzu çekmek için kimler hazır bakalım? Hadi bakalım. Yapmam gereken bir kumaş alışverişi var gibi görünüyor. Bir kere daha baştan alalım. Rainbow Dash hareketi unutma. Fluttershy dönüş hareketini yaptığında, tamam mı? Ve motor. Ha, wow. Ay. Hey, müziğe ne oldu? Fluttershy, bunun bir üçlü dönüş olması gerekiyor. Biliyorum, bu o kadar. Bunlardan herhangi birini yapabileceğimi sanmıyorum. Tabii ki de yaparsın tatlım. Ben sana inanıyorum. Yerine caspatileri denemeye ne dersin? Teşekkür ederim Spike ama bu hareketler çok zormuş. Biliyorum. Ama kazanmak istiyorsak en iyisini yapmak zorundayız. Crystal Prep kesinlikle kazanacak. Onlar muhteşem dansçılar ve yarışmayı ne kadar sevdiklerini biliyorsun. Diğer takımları boş verip dansa geri dönmeye ne dersiniz? Harika fikir Applejack. Bu çok eğlenceli. Bütün gün devam edebilirim. Rainbow'un girişinden tekrar alalım. Ve motor. Bu da bir felaket. Özür dilerim Rarity. Onarabilirim ama kapanmadan kumaş dükkanına yetişmem gerek. Ben yokken çalışmaya devam. Neyse ki yedek kumaş için bütçe ayırmıştım. Bu disco dans kıyafeti mi? Ve bir flamenco kostümü ve bir sokak balesi tütüsü mü? Buna inanamıyorum. Benim şahane fikrimi çalmışlar. Biz geldik. Mesajını aldık. Acil olduğunu söylemişsin. Her şey yolunda mı şekerpare? Sorduğunuza göre cevabım hayır. Olamaz. Ne oldu? Sor Sweet ve Crystal Prep kızları video konseptimizi çalmışlar. Alışveriş merkezinde kayıt video çekerken gördüm. Muhteşem fikrimi ve her şeyi çalmışlar. Ve tabii ki de olağanüstü görünüyorlardı. Ama hepsinden de kötüsü, hepsi inanılmaz dansçılar. Damgasını vuran büyük olay. Gözen için mendil. Herkes kamp parası kazanmak için üzerimize ve videomuza oynuyor. Nasıl bu kadar şapşal olabilirim? Tabii ki de Crystal Preppers bizim konseptimizi çalacaktı. Onları tabakta sunar gibi sundum. Kendine bu kadar yüklenme. Crystal Prep kızlarının kazanmanın her şey olmadığını öğrenmeleri için bir arkadaşlık oyunundan çok daha fazlası gerekiyor. Belki. Bunların hepsi en iyi olmak içindir. Ne demek istiyorsun? Konseptin ve kostümlerin gerçekten harikaydı. Ama dansımız... Pek iyi değildi. Birbirimizin ayakkabılarına basmamak için iki adımı zar zor atıyorduk. Saçmalı. Hepiniz harikaydınız. Tamam, belki harika değildi ama oluyordu işte. Sorun şu ki kazanmalarına izin veremeyiz. Bu bizim video konseptimiz. Ve doğruca Crystal Prep'e gidip onların yanlış kızlarla uğraştıklarını göstereceğim. Kim benimle?
Hayır hayır hayır, cidden mi? Kim benimle? Crystal Prep'i nasıl alt edeceğim konusunda fikrim yok. Ben geleceğim. Belki onları ikna edebilirim. Eskiden sınıf arkadaşıydık. Beklenen heves. Hadi gidelim. Tamam. Şu dans sahnesi nerede? Dans sahnesi nerede? Sen bu okula gitmedin mi? Sana kütüphanenin yerini gösterebilirim. Bekle. Şş. Bu onların müziği. İşte bu. Hey kızlar. Provamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Korktunuz mu? Konu değiştirmeye çalışma, Sour Sweet. Ama bir konu açmadın ki. Sen de öyle. Tamam. Neden burada olduğumuzu biliyorsun. Siz benim... Affedersiniz, bizim müzik video fikrimizi çaldınız. Ah, şimdi hemen konseptinizi değiştirin. Affedersiniz ama yapamayız. Peki ama neden? Çünkü kazanmak istiyoruz. Canım. Ve yapacağız da. Çünkü videomuzu yollamak üzereyiz, öyle değil mi? Siz ne? Ama bundan bir şey çıkmaz. Çünkü biz hala planladığımız şekilde devam ediyoruz. Devam et. Ama küçük planında sadece bir hata var. Sizinkini yüklediğinizde bizimkini taklit etmiş gibi görüneceksiniz. Kötü bir versiyonu olarak. Tüm bunlar benim hatam. Biriktirdiğimiz bütün para gitti. Ve şimdi bir müzik videomuz da yok. Sizleri ikna edip hepinizi bu kadar kısa sürede bunun içine çekmemeliydim. Sen çıldırdın mı? Süper hızlı şeyleri yapmak da üstümüze yok. Demek istediğim Pinkie Pie'a bir bak. Biz konuşurken o da çikolatalardan bir şato inşa etti. İster misiniz? İstediğim tek şey yeni bir video konsepti. Evet. O zaman hadi bulalım bir tane. Gerçekten mi? Eminim kafa kafaya verirsek öncekinden çok daha iyi bir fikir bulabiliriz kızlar. Tamam. Sanırım denemeye değer. Sanırım işe yarıyor. Evet, bir şeyler buldum. Tamam, home class'tayız. Elmalı turta yapıyoruz. Ve sonra taze ürünler fırından çıkıyor. Ve herkes harika vakit geçiriyor. Bekle. Yani müzik klibimizde okulda börek çörek yiyoruz, öyle mi? Sanırım biraz acıktım. Başka fikri olan var mı? Oh, var. Şey, ormanın tam ortasındayız. Ve bize zehirli oklar fırlatan adamlar tarafından takip ediliyoruz. Sonra birdenbire devasa bir canavar gölgesi beliriyor. Ya bekle bir dakika. O Derin Blue kitabının son sahnesi değil mi? Evet. Bu yüzden bu kadar havalı görünüyor. Neyse boş ver. Tamam, sıra bende. Lütfen söyle. Sahne Ayla başlıyor. Ve biz de parıldayan kostümler giyiyoruz. Hayır bekle, uzay kıyafeti giyiyoruz. Gorgonzola peynirleriyle çevrelenmişiz. Ama daha sonra uzaylı bir köpek geliyor ve peynirleri yemeye başlıyor. Kabuğunun altında saklı bol yağlı. Durun! Bu asla işe yaramaz. Neden olmasın? Çünkü yarışma bir dans müzik klip yarışması. Ve hiçbirinizin fikri dans içermiyor. Ama çok komiklerdi değil mi? Seninkini çok sevdim. Teşekkürler Pinkie. İyi misin? İyi mi? Hayır, iyi değilim. Yarışmanın teslim tarihi yarın ve biz zaman kaybediyoruz. No.
Hiç yolu yok Sorsley. Neden hala deniyoruz ki? Çünkü daha teslim tarihi geçmedi. Sapphire Shores'u koreografimizi yaptıklarımızdan biriyle değiştirip orijinal bir şarkıyla katılabiliriz, öyle değil mi? Bu pek mümkün değil. Neden Rarity'ye videomuzu teslim ettiğimizi söyledik ki? Böylece onun konseptini kullanabildik. Rarity yaratıcı, başka bir şeyle gelecektir. Ama biz bulamazsak hiçbir şey yapamayız. Düşünün, bir arkadaşlarımız ne der sonra? Onlara yaz dansının bizim yüzümüzden söz verdiğimiz gibi bir yatta değil de sıkıcı eski bir sahnede olmak zorunda olduğunu söyleriz biz de. Kesinlikle. Sadece arkadaşlarını hayal kırıklığına uğratmak istemiyorlar. Ama Rainbooms'un bir grubu var. Eminim kasıp kavuran orijinal bir şarkıları var. Bizim yok. Henüz. Yüzleş artık. Mahvolduk. Affedersiniz kızlar. Rarity, ne zamandır buradaydın? Orijinal bir şarkınız olmadığını duyacak kadar uzun süredir. Dediğim gibi mahvolduk. Belki de olmamışsınızdır. Bakın, takımlarımızın son zamanlarda çok da iyi geçinmediğini farkındayım. Ama sanırım bir çözümüm var. Herkesin kazanacağı. Dinliyoruz. Seni heyecanlandıran bu büyük plan nedir? Crystal Prep kızları şu video fikrini artık kullanmayacak mı? Kullanacaklar, evet. Ama biz de öyle. Kızlar, gelebilirsiniz artık. İnanması zor biliyorum ama Crystal Preppers bana yardım etmek için burada. Birbirimize karşı yarışmak bizi hiçbir yere götürmüyordu. Ve Rarity kazanmanın bizi bir araya getiren şey olduğunu göstermekte de yardım etti. Ve başarmak için çalmayı umursamıyorduk bile. Ama bu biz değiliz. Yani artık. Crystal Prep Akademi kızları dans hareketleri konusunda bize yardım edecek. Eğer biz de onlara şarkı konusunda yardım edersek. Yeteneklerimizi birleştirmek yapabileceğimiz en mantıklı şey. Birlikte muazzam bir müzik klibi çekeceğiz. Pekala. Ne düşünüyorsunuz çocuklar? Var mısınız? En iyi müzik klibi fikri buymuş. Şarkımızın sözlerini öğretmekle işe başlayabiliriz. Ama bu sadece Rainbooms'la ilgili. Sözlerde bizimle ilgili hiçbir şey yok. Henüz. Bazı değişiklikler yapmamda yardım eder misin? Başka müzik üzerinde çalışmak isteyen var mı? Bazı dans hareketlerini öğrettikten sonra onun üzerine gideriz. Önce şarkı. Önce dans. Önce müzik. Önce dans. Önce müzik. Önce dans. Sıralama çok önemsiz. Oh, evet. Kamera! Motor! Bunu ruhumda hissediyorum. Ritme kapıldım, dans ediyorum. Barıltılar odayı doldurdu. DJ coşuyor, herkes katılıyor. Dans! Sakın!
Bootcamp Everfree'yi yeni gibi göstermek için yeterli. Yaz dansını yatta yapabileceğiz. Kim kutlamayı Aunt Orange içeceğiyle yapmak ister? Aklıma harika bir fikir daha geldi. Belki Crystal Prep ödülü kazanan bir takımı yaz danslarında görmek ister. Yeni hareketlerinizi göstermek için mükemmel bir yol olmaz mı? Bu muhteşem olurdu. Tabii ki anlaşmamız için uğraşmamız gereken bir ikilemimiz var. Hayır, nedir o? Ne giyeceğimiz konusunda karara varmak. Paylaşmak istediğim bazı fikirlerim olabilir tabii ki. Benim de. Zamanı geldi artık. Üç esere de sahip olduğumda kimse beni durduramayacak. Ve Marapor yok olacak. Çünkü ben Stalwart Stallion'ım. Hey hey hey. Kes kes. Üzgünüm ama hikayenin burasında Stalwart Stallion şöyle bilinmeli. Mojo. Ne var? Daring Do fanlarının onu böyle yanlış bir isimle bilmek isteyeceklerini mi düşünüyorsun? Baştan alalım. Ve bu sefer Stalwart Stallion yerine Mojo de. Ve motor. Kim tılsımı? Burada olduğumuza inanamıyorum. Gelmemize izin verdiğiniz için çok teşekkürler Bay Zoom. Size söz veriyoruz, yolunuza çıkmayacağız. Yani bir daha. Camp Everfree'nin bir dostu olarak onu kurtaran kızlara bu kısa filmin set ziyaretini hediye etmek benim için bir şeref. Kısa mı? Daring Do'dan bahsediyoruz burada. Bu film çok büyük olacak. Giysi odasında bir sorun var. Daring Do'nun gece kulübü sahnesinde giymesi gereken kostümü bulamıyorlar. Eğer bunu bitirebilirsek güzel olacak. Bana müsaade eder misiniz? Ziyaretçi takvimimize göre bir sonraki sahneyi bir süre daha çekemeyecekler. Yani zamanımız var bu durumda. Daring Do'da oynayan aktris Chesat Magnifico ile fotoğraf çekilebilmek için. Catherine Lothar'a daha çok kuş besleyici getirebilmek için belgeyi imzalamasını istemek için. Chesat Magnifico ihtiyacı olan hayvanlara kulübe kurulmasını destekleyen kurumun istekli bir üyesi. Pekala ama ben şey yapabiliriz bütün diye. Bütün setleri dolaşabiliriz. Şu volkana yakından bakmayı kesinlikle isterim. Aslında ben düşünmüştüm ki. Buluruz. Ve bir cupcake şelalesi. Cupcake şelalesi nedir bilmiyorum ama onlar da olmadı kesin. Elbette var. Tur rehberinin içindeki bu film stüdyosu hakkında bilmediğiniz 100 şeyi de okumuştum. Bilmediğimiz bir numaralı şey bu stüdyoyu kuran adamın tatlıya düşkün enteresan bir tip olduğu muymuş? Evet. Sanırım ayrılmalıyız. Hadi. Kesinlikle. Aşeyi istemezsin değil mi? Yearling'in bu film için özel olarak tasarladığı malzemelere bakmayı mı? Aklımı okudun. Belki de karavanındayken onu rahatsız etmemeliyiz. Tatlım lütfen. Aktrisler fanları tarafından gelen ilgiyi sever. Bayan Magnifico ben. Sözleşmeli olmam umurumda değil. Bu bir şaka değil mi? O şeyin hemen kapanmasını istiyorum. Beni duydun mu? Muhtemelen bizi görmedi. Bunun gibi bir şeyi ne kadar zaman yaptıklarını merak ediyorum. İddiaya varım birkaç haftada. Hepsini tıpkı gerçekmiş gibi yapmak için uğraştıklarına eminim ha. Ama yağmur ormanlarının bununla tanındığını hiç sanmıyorum. Bon mot, fıstık ezmeli, çikolatalı, şekerlemeli. Dışı güzel ama sahneyi mahvetmesini istemezsin. Vay canına! Bunlar 3 Altoriosa eserleri. Asa! Kılıç! Unutmayın! Altoriosa oku! Canterlo Tay'dan geliyorsunuz değil mi? Hı-hı. Ben Juniper Montaj, yönetmen Cantor'ın yeğeniyim. Ne düşünüyorsunuz? Bunlar muhteşem. A.K. Yorling'in elleri bunlar. Sete geldiğinden ve film için kullanıldığından beri üzerinde. Onunla tanıştın mı? Bir kere eserleri kontrol etmeye geldiğinde gördüm.
Ama son çıkan Daring Do kitabını imzalatmayı başardım. Peki burada ne yapıyorsun? Çoğu zaman amcamın kahvesini getirir ve çekim yapması için her şeyi hazırlarım. Onun burada çektiği tüm filmlerin setinde duruyorum. Buranın her karışını avcumun içi gibi biliyorum artık. Beni Daring Do'nun kasına sokmasını istedim ama maalesef bunu istemiyor. Hey, Caballero'nun gizli barınağının setini görmek ister misiniz? Sette genelde kapıları kilitliyorlar ama buradaki her kapıyı açan anahtarlarım var neyse ki. Hadi gidelim size göstereyim. Üç yemek büfesi, 6 farklı fondü çeşidi, 2 oda dolusu şeker ama hala kapya içeren elinden eser yok. Pekala. En azından şu fıstık ezmeli çikolatalı şekerlemeleri bulduk. Tanıtım kitapçığında bu yoktu ama kesinlikle çok lezzetliydiler. Çok iyiydi. Sence daha var mıdır? Bir ay daha Chestnut. İhtiyacımız var lütfen. Plana uymak için elimden geleni yapıyorum ama arkamızdaki setlerle bunu yapabileceğimizi hiç sanmıyorum. Bir ay daha kalmayı kabul edersen eğer lütfen. Mümkün değil. Ama... Benim ithal edilen fıstık ezmeli çikolatalı şekerlemelerim nerede? Bence şu cupcake şelalesini aramanın tam zamanı olabilir. Çocuklar eserleri görmeliydiniz. Muhteşemlerdi. Sette sessizlik lütfen. Affedersiniz. Belki de gidip bir kere daha baksam iyi olacak. Ve motor. Orada neler oluyor? Bu volkanı daha dün çektik ve iyiydi. Haftalarca geride kalacağız. Gitmişler. Hepsi gitmiş. Ne gitmiş? Eserler. Kapalı olduklarını kontrol etmek istemiştim ama orada değillerdi. Bu olmuş olamaz. Şimdi ne yapacağız? Malzeme bölümüne yenilerini yapmalarını söyleyemez misiniz? Kaybolan eserler kişisel olarak A.K. Yörling'e ait. Yenisini yaptırabiliriz ama Bayan Yörling'in resmi izin damgası olmadan onları kullanamayız. Onun ofisinde olup ulaşılması kolay birilerinin olduğunu düşünüyorsunuz ama Bayan Yörling ulaşılması gerçekten zor bir kadın. Ama her şey yoluna girecek değil mi? Chestnut'ın bizimle olan kontratı neredeyse bitti. Ve Van Huys Dağı'nın yıkılmasıyla ve bununla korkarım tüm prodüksiyonu durdurmak zorundayız. Ama bu filmi bitirmek zorundasınız. Eğer bitirmezseniz hayal kırıklığına uğrayacak onca Daring Do fanlarını bir düşünün. Yapabileceğiniz bir şey olmadığına emin. Çok üzgünüm. İzninizle lütfen. Geldiğimizde kostümlerden biriyle bir sorun yaşandı. Dün iyi olan bir set yıkıldı ve şimdi de filmdeki en önemli malzemeler çalındı. Bunların tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ben de öyle. Sette yanlış giden her şey prodüksiyonu bekletiyor ve biri bu filmi çıkarmamak için çok sorun yaratıyormuş gibi görünüyor bence. Bunu kim ister? Ah tatlım, sen Chet'i. Hayır, kesinlikle hayır. Rarity ve ben Chestnut Magnifico'nun karavanına gittiğimizde filmi kesmekle ilgili bir şeyler söylediğini duymuştuk. O sadece bir şeyi kapatmak istiyordu. Film hakkında konuşup konuşmadığını bilmiyoruz. Belki de önemsediği fıstık ezmeli çikolatalı şekerlemeleri sürekli bitmese onu deli etmiştir. Bon mot çikolatalı şekerlemeler mi? Kesinlikle onlar. Biz de birkaç tane denedik tabii ki. Bunu Hubius Dağ seti yıkılmadan hemen önce bulmuştuk. Bütün deliller buradaki tüm problemlere neden olan kişinin Chestnut Magnifico olduğunu gösteriyor gibi duruyor. Bunun arkasında kim ya da ne var bilemiyorum ama yapmamız gereken ilk iş o eserleri bulmak. Katılıyorum. Eserler sabah buradaydı ve bunun arkasında Chestnut varsa hata burada bir yerde olmalı. Chestnut Magnifico beğenilen bir aktris. Bu kadar rol gerektiren bir şeyi asla yapmaz. Ya aktris mi? Rol gerektiren mi? Tabii canım. Pekala. Böyle bir şey yapmış olabilir. Eğer çalışmak istemediği bir işten ayrılmaya çalışıyorsa. Neden Fluttershy, Pinky, Spike ve ben Chestnut Magnifico'yu takip edip neler göreceğimize bakmıyoruz? Hadi gidelim. Biz de bu sırada eserleri aramalıyız. Nereden başlayacağız ki?
Bu gizemli, kötü, pelerinli bir figürü takip edip şunu diyebileceğimiz bir durum değil ki. Hey, eserleri nereye koyduğunu söyle. Yani şunu mu kastettin? Ah, hey! Dur çabuk! Kristal'in bana süper hız veriyor ama sanırım muhteşem bir hıza sahip olmak gideceği yolu senden daha iyi bilen birini takip etme konusunda yardımcı olmuyor. Merhaba kızlar. Chestnut'u bulabildiniz mi? Hayır, bulamadık. Ama cupcake şelalesini bulduk. Bak. Sonra da kaybolduk ve bir şekilde buraya geldik. Siz ne yaptınız peki? Acayip şüpheli pelerinli birini bulduk ama elimizden kaçtı. Buralarda bir yerlerdi ama... İşte buradasınız. Kostümleriniz nerede? Çabuk olmanız lazım. Hazır olmazsanız kovulacağım. Yönetmen 3 dakika içinde çekmek istiyor. Sanırım bir hata oldu. Hey, bekle. Bu kızlar da kim? Onlar güçlü poniler. Kovuldum değil mi? Hem de ne kovulmak? Hey, işte orada. Böyle. Ve o nereye gitti? Burada bir yerlerde olmalı. Buralar nerelerse artık. Dalga mı geçiyorsun? Burası Pudding'in fırtınalı köşesinin seti. Neyin fırtınalı köşesi? Sürekli izlediğim favori filmim işte. Hepinize milyonlarca kez izletmeye çalışmıştım ama... Gerçek puding kullandıklarını duydun mu? Kullanmışlar. Zaman kaybediyoruz. Kayıp eserlerin peşinde olmalı ve kötü adamı yakalamalıydık. Pudding dene şimdi. Deniyoruz. Belki de Derin Dosset'ine doğru yol almalıyız. Kaçırdığımız bazı ipuçları olabilir. Endişelenmeyin. Halledeceğiz. Buraya girdiğini gördüm. Nerelerdesin? Burada ne işi var ki? Ha? Sorun yok. Arkadaşlarımı arayacağım ve haber vereceğim. Yapamam. Çünkü güvenlik içeri girerken telefonlarımızı aldı. İmdat! Burada kilitli kaldım. Rainbow Dash'i bulmalıyız. Peki ama nasıl? Şu andan itibaren o hızla her yerde olabilir. Sete gelirken neden kristalini takması gerektiğini hiçbir zaman anlayamayacağım doğrusu. Keşke ben de kendiminkini alsaydım. Bir dokunuşla Chestnut'ın anılarını görebilirdim ve her şeyi sonlandırabilirdim. Rainbow Dash'i nasıl bulacağımı biliyorum. Pudding'i izleyeceğiz. Gördünüz mü? Beni takip edin. Sen bir dahisin Pinkie Pie. Biliyorum. Hadi gelin bu tarafta.
için. Başka puding izi yok. Buralarda bir yerde olmalı. Merhaba. Kimse yok mu? Rainbow Dash, nerelerdesin? Yardım edin. Kimse yok mu? Kilitli kaldım. Merhaba. Rainbow Dash, orada mısın? Evet, yardım edin. Burada kaldım. Sorun yok Dash'i. Buradayız. Ben gidip bir yerden anahtar bulayım. Bekle. Gördüğüme sevindim. Az önce kendi kendine kilidi mi açtın sen? Çok iyi. Hepimiz kristallerimizi takmayı düşünmeliyiz bence. Tılsımlarımızın ne zaman işe yarayacağını bilemeyiz. Beni nasıl buldunuz? Kapıya 5 dakika önce falan vurmuştum. Puding asla yalan söylemez. Hey, bu buraya geldiğimize kaybolan kostüm değil mi kızlar? Evet. Ama beni buraya kilitleyen kişiyi göremedim ve hala eserlerden bir iz yok. Suç mahalline geri dönmemizi söylemiştim. Belki orada bize eserleri yönlendirecek bir şey bulabiliriz. Ya da suçlunun bizi oraya götürmesini bekleyebiliriz. Nasıl? Söyledim ya, beni buraya kilitleyen kişiyi göremedim. Hırsızın kim olduğuyla ilgili iyi bir fikrim var. Ama onu yakalamak için Kenton'un yardımına ihtiyacımız var. Bunu kıyafet deposunda mı buldunuz? Eserleri bulamadık. Ama hırsız onları oraya koyacak zaman bulamamış olabilir. Three Corners köyü setinin her köşesini araştırmak için izninizi istiyoruz. Bir ipucu bulabiliriz belki. Tabii ki de. Chestnut, makyajını ve saçını yaptırman gerekiyor. Eserleri bulur bulmaz çekime yeniden başlayacağız. Göreceğiz. Juniper, soğuk içecek kapıp gelir misin? Eminim bu çalışma herkesi susatmıştır. Evet, kesinlikle. Size bunun chestnut olmadığını söylemiştim. Bakın, kayıp eserleri buldum. Çünkü onları çalan kişi sensin. O yapamaz. Yapabilirdi ve yaptı. Beklemediği şey onları güvenli bir yere saklamadan önce Rainbow Dash'in Three Corners setine gelmesiydi sadece. Böylece onları ilk bulduğu yere saklamayabilecekti. Gitmişler. Ne oldu? Ama onları orada bırakamayacağını biliyordu. Bu yüzden onları ilk fırsatta kaçırmayı denedi. Ama ne yazık ki onu yakaladık. Ama Juniper buranın her karışını avcunun içi gibi bildiğinden bize tuzağa düşürdü. Rainbow Dash hariç. Bir süreliğine. Ama Rainbow Dash kaçtığı yere gelmeyi başarınca onu elindeki her kapıyı açan anahtarlar sayesinde odaya kilitledi. Bu da ona eserleri saklamak için yeterli zamanı vermiş oldu. Onun olduğunu nereden anladınız? Parçaları birleştirmeye başladım seni kıyafet deposundan çıkarmaya çalışırken. Ama Juniper'ın eserleri alan kişi olduğunu kabullenmeyeceğini biliyordum. Tabii, onları tekrar taşırken iş üstünde yakalanana kadar. Bu yüzden ben de sana onu içecek almaya göndermeni söyledim. Böylece o da eserleri asla bulamayacağımız bir yere taşıma fırsatı yakaladığını düşünmüş olacaktı. Ama Three Corners setini araştırmak yerine hepiniz gizlice beni takip ettiniz. Bunu neden yaptın ki? Özür dilerim, tamam mı? Üzgünüm. Ben Chestnut'a katlanamıyorum. Sürekli fıstık ezmeli çikolatalı gofretlerden yiyip duruyor. Onlar benim en sevdiğim. Bu çok geçerli bir sebep. Ve onu Derinkdu'nun kastına soktuğun için sana gıcık oluyorum. Sana defalarca söyledim Derinkdu'da ne kadar çok oynamak istediğimi. Ama nedense sen beni hep göz ardı ettin. Ama Juniper, sen daha çok gençsin ve hiç deneyimin yok. Biliyorum. Ama düşündüm ki yeteri kadar şey aksi giderse Chestnut filmden ayrılır ve sonra belki... Sen bana bir şans verirsin. Sadece prodüksiyonu mahvetmekte kalmadın. Aktörleri ve film ekibini de tehlikeye attın. Ama daha kötüsü, bana yalan söyledin. Sana olan güvenimi yitirdim. Evet, biliyorum. Ve ben çok üzgünüm. Kimseye zarar vermek istememiştim. Ve malzemeleri yerine koyacaktım. Yani Chestnut ayrıldığı zaman. Umarım beni affedebilirsin. Benim yeğenimsin Juniper. Bu yüzden tabii ki seni affedebilirim. Ama üzülerek söylüyorum, artık sete girmeyeceksin ve buraya dönmen için sana izin vermem çok uzun zaman alacak. Anahtarlar.
Kenter, işte buradasın. Makyajım olmadığı için kusura bakma ama demin ajansımı aradı. Gelecek ay artık o saçma yuvalarla ilgili belgeselde çalışmak zorunda değilim. Yemin ederim bana ilk geldiklerinde kimsesiz hayvanlarla ilgili olan kuruluşumla ilgili belgesel yapmak istediklerini sanmıştım. Dünya üzerindeki yığınla yuvayla ilgili değil. Tamamen bir yanlış anlama ama sorun değil. Hepsi geride kaldı. Bu ne demek? Daha fazla planlama tartışması yok. Kontratımı uzatabiliriz ve Derek Do'ya devam edebiliriz. Hey! Bunlar kayıp eserler mi? Evet. Ama artık onların kaybolmasıyla ilgili endişelenmemize gerek kalmadı. Ve bunu Canterlot Hike'den gelen ziyaretçilerimize borçluyuz. Önce Camp Everfree'yi kurtardılar, şimdi de Daring Do filmini. hazır bunu söylemişken... ben ve arkadaşlarım için oynayabileceğimiz fazladan sahne veremez misiniz? Bilirsiniz, günü kurtardığımız için bir ödül olarak. Sanırım bir şeyler ayarlayabiliriz. Senin kılıcını bana vereceksin. Hiç sanmıyorum Salvort. Nasıl istersen. Hostium Proibere. Dead me Codo Polo. Vazgeç Daring Do. Beni durduramazsın. Kılıç benim olacak. Kestik. Yine. Üzgünüm. Bu dansın tısını çok rahatlatıcı. Bu kızlar. Daha ilk gün Daring Do setinden beni kovdular ve şimdi... her yerdeler. Bahse girerim, bu gece premierde de olacaklar. Ve ben de onlara koltuklarını gösterecek şanslı kişi olurum. Jennifer, neredesin? Patlamış Mısır bölümünde sana ihtiyacımız var. O da neydi? Patron... seni duyamıyorum. Sesin gidiyor. Eğer bu kızlar ortaya çıkmasaydı Daring Do'da oynayabilirdim. Bu gece ben konuşuluyor olacaktım. Bir yıldız olacaktım. Haklısın. Bunlar biraz fazla. Devam et. Bir şeyler bana bu şeyin çok değerli olduğunu söylüyor. Ayna tılsımı. Sevgili Prenses Twilight, bu gece büyük filmin premier gecesi. Bütün arkadaşlarım çok heyecanlı. Ben de öyle olmalıyım ama yeni güçlerimizden başka bir şey düşünemiyorum. Ve dünyada kaybolan zor tılsımlar da var. Korkutucu da olsa bu hepsini neşelendiriyor. Nasıl çalışıyorlar? Onlara nasıl hazırlanabiliriz? Bir daha ne zaman göreceğiz? Ne sorunları anlıyorsun? Equestria'nın tüm yükü omuzlarındayken bize bazı önerilerin olabilir belki. Hayır. Olamaz. Sorun nedir Sunset Shimmer? Sadece günlüğümün sayfaları bitti. Hepsi o kadar. Biraz rahatla Sunshim. Sunshim kim? Bu Sunset Shimmer'ın yeni filmdeki sahne adı. Ben uydurdum. Tatlı elma aşkına. Bu filmde sadece ufak rolümüz var. Biz film yıldızı değiliz. Henüz şekerim. Henüz. Günlük sayfalarından daha sinir bozucu şeyler de var. Öyle değil mi Sunset?
Hadi ama derdini paylaş. Belki stresli sinirlerini yumuşatabiliriz. Bu büyük gecede neşenizi bozmak istemem. Geç yana dedim Sanşem. Tamam. Bu sıralar ortalıklarda gezen şu sakin tılsımlarla ilgili. Ve bu kötü ama tam olarak neden? Kötü değil. Sadece işlerin sakinliğiyle eğlenmek yerine her şeyin sürekli kötü gideceğini düşünüp duruyorum. Kötü gitmese bile elimde değil. Mesela nasıl şeyler? Bilmiyorum. Şu anda bunların hiçbirini düşünmemem gerekiyor. Sizin de düşünmemeniz gerek. Bak, ha? Twilight sana geri dönmüş. Hey millet, Sunset bir equestry mesajı almış. Ne diyor? Prenses Twilight Equestria'ya gitmemi istiyor. Bu ayna sanki beni buralarda anlayan tek kişi gibi. Patlamış mısır taneleri baharatçının orada. Bu kişi patlamış mısır tanelerini temizleyecek birine mi benziyor? Hayır, birilerini kovacak biri gibi duruyor. Bu en kötüsü. Hey, beni neşelendirecek şeyi biliyorum. Küçük bir ayna, söyle bana zamanı. Gerçekten çok güzel. Bunu daha çok sevdim. Keşke bu patlamış mısırlar kendiliğinden temizlense. Böylece bütün gün sana bakabilirdim. Vay canına, bitirdin mi? Şaşırdım. Sen ve ben de. Prenses Twilight, siz misiniz? Hayır, Starlight Glimmer. Bu kadar zamandan sonra biraz garip geliyor. Starlight Glimmer, sen Twilight'ın öğrencisisin değil mi? Aha, sana bunu vermemi istedi. Sana bunu kendisi vermek istemişti. Ama sonra arkadaşlarıyla bir arkadaşlık sorununu çözmek için çağrıldılar. Buralarda çok fazla oluyor. Eminim çok streslidir ha? Ne zaman yardıma çağrılacağını bilememek. Çağrıldığın anda da her şeyi bırakıp gelmek. Bunu nasıl yapabiliyor? Üzgünüm. Bana sadece günlüğü vermemi söyledi. Yani kısa sürede dönmeyeceğinden emin misin? Oldukça eminim. Evet, tamam. O zaman galiba gitsem iyi olur. Buraya dönmek nasıl bir duygu? Çok farklı. Aynı zamanda farklı değildi. Açıklaması biraz zor. Bunu anlamak için oraya gitmeliyim değil mi? Ben öyle sanıyorum. Sence Prenses Twilight bunu sorun etmez mi? Sorun edip etmeyeceğini kesin olarak bilemiyorum doğrusu. Bu çok da ikna edici değildi doğrusu. Arkadaşlık hakkında öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmemi istiyor. Ama burada şatoda bütün gün takılarak bunu öğrenemem. Seninle o dünyada hiç karşılaşmadım. Yani muhtemelen sen de kendinle karşılaşmayacaksındır. Her gün duymadığım şeyler söyle. Sadece gizlen. Çok fazla dikkat çekmemeye çalış. Burada olduğumu bile zar zor fark ettin. Arkadaşlarımla tanışman iyi bir dikkat dağıtıcı olabilir. Ama aynı zamanda burada olduğumu bileceksin ve bu kafanı meşgul eden şeylerden uzaklaşmanı sağlayacak. Yani ne düşünüyorsun? Seninle gelebilir miyim? Ne oldu? Önce biraz garip gelir ama idare etmeyi dene. Merhaba.
Hayır. Ellerin. Peki ya diğer tırnaklarıma ne oldu? Ayakların. Onlar ayakların. Sana söylediğimi unutma. Dikkat çekmemen gerek. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi davranacaksın. Doğru. Hiçbir şey yok. Dikkatli anlıklığı yaratacağım ama söylemiştim. Ayna, bu mısırları topla. Ayna, sana emrediyorum, şu mısır yığınını hemen kaldır. Ah, bu şey neden artık çalışmıyor? Şey, bunlardan yemek istemiştik. Ayna, şu sinir bozucu insanları buradan uzaklaştır. Şey, biraz olsun işe yaradı. Juniper Mountain! Mısırlar içinde ne yapıyorsun öyle? Daring Doe premierine davet edildin. Ay bu çok heyecanlı. Hayır, çok önce. Hayır, düşündürücü. Hayır, hayır alınma. Affedersin. Premiere davet edilmedim. Amcam Kenter Zoom beni kovduğu için kötü hissetti ve aracı kullanıp beni bu işe aldırdı. Burada mı çalışıyorsun? Mümkün olduğu kadar az. Biliyorsun eğer filmi sabote etmeseydin o zaman bizimle birlikte kutlayabilirdin. Bu benim gecem olmalıydı. Filmde oynamanın bir yolunu bulacaktım eğer yolumdan çekilseydiniz. Daring Do bile olabilirdim. O zaman herkes beni severdi. Gördünüz mü? Ha? Ne? Ne? Ha? Ne? Burnunuzun ucundakini göremiyor musunuz? Keşke hepiniz gitseniz ve beni yalnız bıraksanız. Sonunda bu işi hallettim gibi gözüküyor. Merhaba canım. 6 arama var. Hepsi tel sekreterde. Eminim etraftadırlar. En kötü ne olmuş olabilir ki? Tılsım şu anda çok azaldı ve artık Equestria'daki gibi çalışmıyor. Bir sürü korkunç şey olmuş olabilir yani. Zaten vaktimin çoğunu bu kötülükleri düşünerek geçiriyorum. Arkadaşlar muhtemelen iyidir. Aşırı tepki veriyorum. Ama belki de değillerdir. Artık hiç bilemiyorum. Bu Prenses Twilight'te konuşmak istediğin konuydu değil mi? Çünkü bunu benimle de konuşabilirsin eğer istersen. Ya da Prenses Twilight'e yazabilirsin tabii. Hangisi işe yararsa. Ya şey sadece... Biliyorum arkadaşlarımla bana özel güçler verilmesinin nedeni var ve bize olabilecek şeyler için hazır olmak istiyorum. Sanırım bunu bilmek beni hiç rahatlatmıyor ve gardımı indiremiyorum bir türlü. Bu yüzden bu takıntıyı yenmem lazım ama aklımdan çıkaramıyorum. Bu biraz zorlu. Benim tavsiyem sonunda bunların kendi kendine yok olacağına inanman yönünde. Olması muhtemel olaylar üzerine endişelenip çok fazla vakit harcıyorsun ve olan bütün iyi şeyleri gözden kaçırıyorsun. Prenses Twilight'ın öğrencisi bana ders mi veriyor yoksa? Evet, bunu sevdim. Hadi gel, tiyatroya bakalım olur mu? Eminim iyilerdir. Nerede olduğumuz ya da ne olduğuyla ilgili fikri olan var mı? Herhangi biri. Peki bay iş üstünde. Hayır, burada hiç duvar yok. Ortaya çıkın duvarlar, ortaya çıkın. Burayı anlayamadım. Burada ya da hiçbir yerde duvar yok. Bir şekilde nasıl olduysa şapşal Juniper bizi aynasının içine hapsetti. Ya da bunun arkasında limbo var. Sanırım biraz korkmaya başladım. Korktun mu dedin sen? Sanki çok derinde bir yerlerde korktum. Yukarıda mısır patlağı buldum. Tatsızmış. İlk filmimin premierinde bu nasıl olmuş olabilir? Bütün gece boyunca küstüm sana zalim kader. Şu anki en önemli sorunumuz bu değil Rarity. Doğru. Ama belki de ilk beşte anlaşabiliriz. Gerçekten buradan hiç çıkış yolu yok mu? Bu da ne? Çikolata kaplı.
Badem mi? Bademler. Nam 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 nam. Bu Juniper Montaj. Olamaz. O da kim? Ona Dert diyebilirsin. Bu da Fluttershy'ın tokası. Sen beni burada bekle. Sunset Shimmer. Nerelerdesin diye endişelenmiştim. Arkadaşlarımı arıyorum. Onları görmüş olamazsın, değil mi? Neredeler? Asla söylemeyeceğim. Söylemene gerek yok. Şanslısın. Setimi mahvettikten sonra sana bu işi sunuyor. Sadece Daring Do'da olmak istemiştim. İnsanlar beni sevsin istemiştim. Herkes beni sevecekti eğer siz kızlar olmasaydınız. Hepsi sizin suçunuz. Oh! Keşke hepiniz gitseniz ve beni yalnız bıraksanız. Ne var? Biliyorum, insanların seni sevmesini istiyorsun ama inan bana, o aynanın tılsımı durumunu daha da kötüye götürecektir. Bunu söylüyorsun çünkü aynayı kendin için istiyorsun. İstediğim tek şey arkadaşlarımı geri getirmek. Lütfen Juniper, onları dileğinle aynaya soktun. Getirmek için tekrar dilek tut. Ya da belki de onlara katılmanı dilerim. Starlight Glimmer biliyor. Kızlar. Yani Twilight öğrencisi Equestria'dan geldi. Burayı nereden bilebilir ki? Yapmadın. Yapmadın. Benimle buraya gelebileceğini söylemiş olabilirim. Kızlar. Prenses Twilight'ın buna izin vereceğini gerçekten düşünüyor musun? Sorun edip etmeyeceğini kesin olarak bilmiyorum. Böldüğüm için çok üzgünüm ama... Vay canına. Kristallerinize bir bakın. Söylemeye çalıştığım şey buydu. Bir şeyler değişti. Bu daha önce olmamıştı. Belki yedimiz de burada beraber olduğumuz içindir. Bu iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Öyle sanıyorum. İyi bir şey değil. Herkes gerçek bir yıldız olduğumu fark edecek. Tamam. Büyümesini engellemeliyim. O aynayı ondan uzak tutmam gerekiyor. Annen ikimizin fotoğrafını çeksin mi? Fark ettiğim tek şey senin de o kızlar gibi olman. Keşke onlara katılsam. Aynayı tutan kişi sen olmadıkça dileğinin bu anlamı yok gibi görünüyor.
Keşke Sunset Shimmer ve arkadaşları geri gelse. Onu sen de kullanamıyorsun gibi gözüküyor. Onu bana geri ver. Ama arkadaşlarım orada tıkılı kaldı. Senin arkadaşların benim ünlü olma fırsatımı çaldı. İçinde olduğun şey ün mü yoksa başka bir şey mi arıyorsun? Gitti. Mesela bir arkadaş. Kim benim arkadaşım olmak ister ki? Ben isterim. Neden? Çünkü ben seni anlıyorum Juniper. Kötü davranmanın seni iyi hissettireceğini düşünüyorsun ama hiç de değil. Lütfen hayatının geri kalanında pişman olacağın bir hata yapma. Şimdiden bir sürü hata yaptım. Yaptığım şeyler, onlar affedilemez. Hayır Juniper, seni affedeceklerini biliyorum. Ama önce onları serbest bırakman gerekiyor. Keşke hatalarımı kapatabilseydim. Starlight, başardın. Çok fazla dikkat çektin. Bence Prenses Twilight bile seni anlayacaktır. Çok, çok üzgünüm. Hiç önemli değil. Bunu hepimiz yaşadık. Gerçekten mi? Herkesi yeteneklerinden vazgeçsin diye ikna ettim. Böylece özel olduklarını düşünmeyeceklerdi. Tasımla aşırı yüklenen, kontrol edemediğim ve iki dünya arasında neredeyse yıkıma yol açacak bir felaket yaptım. Bütün okulu uzak pony dünyasını keşfetme umuduyla yola çıkan kendi kişisel canavar orduma dönüştürdüm. Vay canına. Gerçekten çok affedici bir grubuz. Gideceğim için çok üzgünüm. Hepinizi tanımak için yeterince zamanım olmadı. Belki henüz ayrılmana gerek yoktur. Sevgili Sunset, bazı dersler deneyimle öğrenilir ve siz kızlar harika öğretmensiniz. Starlight birkaç gün daha kalsın. Premierin tadını çıkarın. Olumlu şeylere odaklanmayı düşünmelisin. Olacakların önüne geçemezsin. Anı yaşamalıyım, değil mi? Doğru.